Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Refah Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını yapıyoruz. Grup toplantımızın basına açık bölümündeyiz. Bu münasebetle grubumuza teşrif etmiş bulunan basın mensubu kardeşlerimizi muhabbetle kucaklıyorum. Ve aynı zamanda teşrif etmiş olan misafirleri de saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın bütün milletimize, bütün İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bilindiği gibi grup toplantılarımızın başına açık kısmında son aktüel olaylar üzerinde milli görüş açısından değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu münasebetle bugün üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi, daha önce hakkında basın toplantısı yaptığımız için teferruata girmeden Birleşmiş Milletler'in 50. kuruluş yıl dönümü olayına kısaca temas etmekte yarar görüyorum. Bundan önceki basın toplantımızda etraflı bir şekilde belirttiğimiz gibi Birleşmiş Milletler projesi aslında dünya siyonizminin bir aksiyonudur. Bunu 100 sene evvel İsrail'i kurabilmek için icat ettiler. O tarihte Sultan Hamid Osmanlı Devleti'nin başkanıydı. Bu projeyi ne maksatla ortaya attıklarını bildikleri için kesinlikle ben böyle bir oyuna müsaade etmem demiş idi. Çünkü siz Birleşmiş Milletler adı altında benim karşıma Fransa temsilcisi diye orayı temsil eden bir siyonisti getirip koyacaksınız. İngiltere temsilcisi diye bir başka siyonisti koyacaksınız. Efendim dünya böyle istiyor oyunuyla sözde İsrail'i kurmaya kalkışacaksınız. Böyle bir haksızlığa, böyle bir oyuna asla müsaade etmem demiş idi. Ve Sultan Hamid hayattayken bu teşebbüs yürütülemedi. O 1909'da tahtından indirildi, 1916'da vefat etti. Ancak 1917'de Cemiyeti Akvam adı altında bugünkü Birleşmiş Milletler'in ilk adımı atıldı. Gaye, maksat bu olmuştur. Cemiyeti Akvam kendi maksatları yolunda elinden gelen bütün gayreti göstermek için çalıştı ve İngilizlerin işgali altında bulunan Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulması için her türlü hazırlığı destekledi. Fakat bilindiği gibi bir müddet sonra Birinci Cihan Harbi'nin hemen kısa bir dönem arkasından Almanya'da Hitler iktidara geldi. Bütün dünya siyonizmi Hitler'le meşgul olmak mecburiyetinde kaldı. Ve Hitler'i ortadan kaldırabilmek için bilindiği gibi dünya siyonizmi Amerika'yı harbe soktu kendi maksatları için. Ve İkinci Cihan Harbi böylece yapıldı. İkinci Cihan Harbi'nin arkasından daha bu harp sonuca ulaşır ulaşmaz 1944 yılında yapılan uluslararası konferanslarda asıl şimdi İsrail'i nasıl kuracağız? Bütün dünyayı siyonizmin etkisi altına nasıl tutacağız çalışmaları hemen başlatıldı. Bunun ilk ürünü olarak Birleşmiş Milletler'in kurulması adımı atıldı. 26 Haziran 1945'te tam 50 yıl evvel bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulurken tamamen bugünkü gibi ikiyüzlülük yapılmıştır. Bütün dünyaya sözde barışı koruyacaklarını, çevreyi koruyacaklarını, hukuku hakkı üstün tutacaklarını ifade etmişlerdir. Ama asıl içerideki plan dünya siyonizminin yürütülmesidir. Bu münasebetle Birleşmiş Milletler kuruldu. Kurulurken daha 5 tane ülkeye veto hakkı verildi. Bu ülkelerden hiçbiri Müslüman ülkeler değildir. Bugün yeryüzünde 56 tane Müslüman ülke var. 1,5 milyar Müslüman var yeryüzünde. Ancak bunların hiçbirisinin Birleşmiş Milletler'de veto hakkı yoktur.
Hem zaten veto hakkı ne demek? Niçin bazı ülkelere ayrıcalık tanınıyor? Bu kuvveti üstün tutma zihniyetinin bir sonucudur. Bu ezen ezilen düzeninin felsefesine inanılmış olmasının açık bir alametidir. Onun için Birleşmiş Milletler daha kurulurken hakkı üstün tutan bir kuruluş olarak kurulmamıştır. İlk kararı İsrail'in kurulması olmuştur. Amerika'nın uçaklarıyla, İngiltere, Fransa'nın tanklarıyla bütün Batı gelmiştir. 1400 yıllık İslam toprakları üzerinde zorla İsrail'i kurmuşlardır. Halbuki bu Birleşmiş Milletler'in ilk temel prensibi zor kullanarak toprak kazanmak olmayacaktı. Daha ilk attıkları adımda söyledikleri prensiplerin hepsini çiğnemişlerdir. Çünkü o prensipler dışarıya karşı maskedir, içeride ise tamamen kendi planlarını yürütmektedirler. O gün bugün 50 yıl geçmiştir. Bu 50 yıl esnasında görülen odur ki bu Birleşmiş Milletler İslam düşmanlığı temeline dayanarak kurulmuştur. İşte bütün çifte standartlar buradan ortaya çıkıyor. Irak'ı geldi, yok ettiler. Libya'ya haksız yere ambargolar koydular. Bosna'da Müslümanları 4 yıldan beri katlediyorlar. Çeçenistan'da, Azerbaycan'da, Filistin'de, Keşmir'de, Somali'de, dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı korkunç bir katliam yürütmüştür bu Birleşmiş Milletler. Bunun bugünkü genel sekreteri olan Butros Kali zaten bir Ortodoks papazıdır. Bu adam bütün gücüyle İslam aleyhtarlığı için gece gündüz çalışmaktadır. Müslüman ülkeler parlamenterleriyle daha işe başlarken kendisini ikaz için yaptığımız görüşmede kendisine bak senden önce bunlar yapıldı. Sen sözde Mısır'da dahi Dışişleri Bakanlığı yapmış bir kimsesin. Müslüman ülkelerle ilişkili olduğun için seni buraya getirdiler zahiren. Sen aynı çifte standardı ve İslam düşmanlığını yürütmeye kalkışma. Bu Birleşmiş Milletler'in sonu olur demiş idik. Tam tersine o bütün gücüyle bu zulmü yürüttü ve bizim bu sözümüz karşısında söylediği söz şudur. Bilhassa Bosna meselesinde Birleşmiş Milletler bir mahkeme değildir, bir hak arama yeri değildir, bir siyasi kuruluştur. Şu düşünceye bakın siz. O zaman kendisine dedi ki bak Birleşmiş Milletler bir mahkeme değil ama bir mahkemeden daha fazla hakkı üstün tutmak için gayret etmeye mecbur bir kuruluştur. Eğer buna dönmezseniz, bugüne kadar yapmadınız bunu, bu söylediğimize dönmezseniz bu sizin sonunuz olur. Ne yazık ki o günden bugüne kadar işte 4 yıldan beri görüldüğü gibi her yerde İslam düşmanlığı yapılmaktadır. Tabii asıl bizim yüreğimizi paralayan onların bu karakteri apaçık ortadayken bir kısım Müslüman ülkelerin yöneticilerinin bu Birleşmiş Milletler'e kul ve köle olmaları ve en haklı meselelerde dahi Butros Kali'den merhamet dilenmenin acısı içinde sürünmeleridir. İşte asıl acı olan budur. Bundan dolayıdır ki her zaman söylediğimiz gibi yeryüzünde 6 milyar insanın saadeti için kaba kuvvetin değil, çifte standartların değil, hakkın üstün tutulduğu yeni bir dünyanın kurulması şarttır. Bu yeni dünya İslam Birliği ile savunulacaktır ve bunun öncüsü de Türkiye olacaktır. Bu olmadıkça sadece İslam alemi bu çifte standartlardan kurtulamamakla kalmaz. Aynı zamanda 6 milyar insanda sadece ızdırap içerisinde yaşamaya mecbur kalır. İşte Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 50. yıl dönüm münasebetiyle bilinmek mecburiyetinde olunan gerçekler bu söylediğimiz gerçeklerin ta kendisidir. Her meselede olduğu gibi bu meselede de elbette tek çare Refah Partisi'nin Türkiye'de
kahir bir çoğunlukla iktidara gelmesidir. Onun için bu olayı sadece Türkiye'deki 65 milyon insanımız değil, yeryüzündeki 1,5 milyar İslam alemi değil, 6 milyar insanlığın hepsi nefesi kesik sabırsızlıkla beklemektedir. Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, işte ne yazık ki Türkiye'deki yönetim bu söylediğimiz şuursuz yönetimlerden bir tanesi, bunun en açık örneklerinden birisidir. Batı aşıklığı, gavur aşıklığı, batı taklitçiliği zihniyeti yüzünden görüldüğü gibi sadece batıya kul köle olmakta ve bütün İslam alemine yapılan haksız tecavüzler karşısında batılıları desteklemektedir. İşte buyurunuz, bakınız sadece Birleşmiş Milletler değil, NATO dahi bugün açıkça benim düşmanım İslam'dır diyor. Ve düşman rengi olan kırmızının yerine yeşili koymuştur. Bunlar hala o NATO'yu insanlık hayrına bir istikamete çevirmek şöyle dursun, onun İslam düşmanlığına bütün güçleriyle katkıda bulunmaktadırlar. İşte buyurun, hala bizim Turgut Reis gemimiz Adriyatik'te NATO emrinde nöbet tutuyor. Niçin? Müslüman Bosna'ya hiçbir şekilde yardım edilmesin, silah gitmesin, Batı'nın Bosna'yı yok etme planı böylece rahat bir şekilde yürüsün. Bunlar gidiyor hem de Turgut Reis adıyla, ki Turgut Reis ta Tunus'u, Fas'ı bile İspanyolların zulmünden kurtarmış büyük tarihi kahramanımız, büyük denizcimiz, onun adını vermişler. O gitti bütün İslam alemini zulümlerden kurtardı. Bunlar ise Batılıların İslam alemine zulüm yapmasının nöbetçisini, emirberliğini yapmaktadırlar. Bu şuursuzluklar sayılmakla bitmez. Bu arada görüldüğü gibi şimdi tabii bir karikatür haline gelmiştir ve her zaman bu münasebette kendilerine seslenmişizdir. Bre taklitçiler, siz Somali'ye niye gittiniz? Sonradan da niye geldiniz? Niye gittiler? Batılı abileri, Amerikalı abileri emir verdi diye gittiler. Biz o günde bunları söylemiştik, bunlar Somali'ye giderken. Sonra niye geldiler? Çünkü Somali'deki imanlı halk, Amerikalılar orada mağlup etti. Amerika'ya oradan cesetler gittiği zaman baktı ki Amerika iman karşısında durulmuyor, pabuç bağlıdır. Aman daha az zayiatla kurtulalım diye oradan mağlup olarak çekilmeye mecbur kaldı. Abileri mağlup olunca bunlara da tabii oradan çekilmek düştü. Şimdi kendilerini yakalayıp yakalarından bire batı uşakları, bire batı taklitçileri, görüyor musunuz şu uşaklığınız bizi nasıl rezil ediyor, bizi nasıl perişan ediyor? Orada gittiniz, Aydit'le savaştınız. Aydit halkın bir Müslüman öncüsü. Orada insanlık istiyor. Orada insanlara saadet getiren bir düzen istiyor. Orayı sömürüden kurtarmak istiyor. Siz ise bu sömürgecilerin emrine girdiniz. Gittiniz orada Müslüman halkla savaştınız. Ve de bu sadece sizin sicilinize bir kara leke olarak gelmiştir. Şimdi bütün bu şuursuzluklar, bu batı uşaklıkları adım adım devam ediyor. İşte bunlardan en açık bir tanesini dün Millet Meclisi'nde yaşadık. Görüldüğü gibi bir yandan olağanüstü hal uzatılmaya kalkışıldı, bir yandan da çekiç gücün Türkiye'deki bu işgal kuvvetinin daha 6 ay Türkiye'de oturup faaliyetine devam edilmesine müsaade edildi. Bunlar hep aynı şuursuzluk, aynı gavur aşıklığı, aynı batı taklitçiliği zihniyetinin adım adım tatbikatıdır. Bütün ızdıraplarımız buradan kaynaklanıyor. Sadece Türkiye'nin değil, sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın. Olağanüstü hal dün mecliste bir kere daha oylandı. Önce hemen haber vereyim ki meclisteki oylamanın dürüstlüğüne inanmak mümkün değildir.
Çünkü dün mecliste yapılmış olan oylamalara baktığımız zaman önce ilk başlangıçta acaba oylama nasıl yapılsın? Bu hususta yapılmış olan açık oylamada kaldırılan ellere baktığımız zaman bu eller belli bir sayı gösteriyor. Hemen bunun arkasından kupalara atıldığı zaman bir de bakıyorsunuz ki kupalardan çıkan kağıtlar biraz önce kalkan ellerin toplamından 30 kadar fazla. Bu ne demek? O esnada 30 kişinin meclise gelmiş olması mümkün mü bir dakikada? Bu demek ki bazı kimseler kendi arkadaşlarında oylarını kupalara atıyorlar. Biz böyle tarihi konularda asıl milletin arzusu aleyhine kimler çalışıyor ismen halka ilan edebilmek için hep açık oylamayı tercih ettik. Yani kupalara oy atarak ismen kimin nereye oy verdiği belli olsun yolunu hep biz istedik. Ancak böyle bir ihtimali gördüğümüz için bu sefer olağanüstü halde bunu istediğimiz halde çekiç güçte istemedik. Ama işte bu sefer bir de bakıyorsunuz ki DYP bunu istiyor. Neden? Çünkü kurt bulanık havayı sever de onun için. Kimin ne yaptığı belli olmasın, kupaların içerisine istediği gibi oy atılsın. Ve de her iki oylama birkaç dakika arayla yapılmış olan oylamada 30 kadar fark çıkıyor. Kupalara takriben 30 kadar fazla kağıt atılıyor. Şimdi bakınız dün çekiç güç için yapılmış olan oylamada beyaz oyla, yani bu oylamanın isim okunarak yapılması halinde tek tek isim olarak yapılmasını ister misiniz diye sual sorulduğu zaman tabii bizler evet tek tek isim olarak okunarak yapılsın ki böyle bir hile yürümesin istikametinde oy kullandık. Bu kullanılmış olan oylar. Öbür taraftan ise DYP ve SHP hayır kupalara atılsın diye oy kullandı. Ancak oradaki 28 tane SHP'li kupalara atıldığı zaman kırmızı oy ver. Bu kırmızı oyları siz biraz önce kupalara atılmasın, isim okunarak yapılsın diyenlere ilave ederseniz, öbürlerinden çıkartırsanız, o takdirde göreceksiniz ki mecliste çekiç güce muhalefet edenlerin adedi etmeyenlerden daha fazla olmuştur. Hal böyleyken bu kadar önemli bir memleket meselesinde kupalara atılsın şekline çevrildiği için ve iki oylama arasında da takriben 30'a yakın bir fark meydana geldiği için bu oylama baştan sona kadar şüpheli değil. Ne yazık, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin temsilcisidir. En önemli memleket meselesi hakkında bir oylama yapılıyor. Bu oylamanın herkesi inandıracak bir şekilde dürüstlüğü yoktur. Ülke adına ne kadar acınılacak bir haldir. Şimdi bu önemli noktaya işaret ettikten sonra kendi milletvekillerini tehdit ediyorlar ve de burada yapılan oylamaların içerisine her türlü dürüst olmayan ihtimalleri katıyorlar. Bütün bunlara rağmen kendi içlerinde de gerek CHP'nin gerekse SHP'nin içinde de DYP'nin içinde de bütün bu baskılara boyun eğmeyen, ülkesinin menfaatini, ülke insanının saadetini düşünen arkadaşlarımız olmuştur. Kendilerine huzurlarınızda kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek çekiç güç oylamasında ve gerekse olağanüstü hal oylamasında kendi parti yönetimlerinin baskılarına boyun eğmeyerek ülke menfaatini ön planda tutan CHP'li ve DYP'li arkadaşlar için bu sözü bilhassa sarf ediyorum. Uzun bir süreden sonra nihayet ANAP'ında bizim yanımızda yer aldığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu ANAP'ın muhalefet partisi mi yoksa bir iktidar yedeği mi olduğunu uzun süreden beri bir türlü tespit edemedik. Bakıyorsunuz milli menfaatlerimiz aleyhine olan her şeyde
İktidar partilerden kraldan fazla kralcı.